Bayramın son gününden herkese selamlar dostlar. Biliyorum hava sıcak ama bu sıcaklıklar daha da artacak. Çok daha önemlisi yeni gelen zamlarla birlikte ortalık cehenneme dönecek. Biz de %10'luk süper zengin malum azınlıktan olmayanlar da çok daha fazla zorlanacağız ama bir şekilde artık sona geldik. Ben başka YouTube yorumcuları gibi felaket tellallığı yapmıyorum ve yapmam. Onun yerine en ihtiyacımız olan şeyi yani umudu size aşılamak istiyorum. Bir anda olmayacak, biraz daha zorlanacağız ama bu sistem artık fiilen bitti dostlar. Birkaç sene daha çok zorlanacağız ama artık biz Türk halkı olarak buna alıştırıldığımız için o kadar zor gelmez diye düşünüyorum. Sonrasında da inanın inanmayın büyük bir rahatlama ve altın döneme gireceğiz. Lütfen insanların sizi korkutmasına, daha önemlisi izlenebilmek uğruna hayat enerjilerinizi çalmalarına müsaade etmeyin. Unutmayın, Türk devleti 2000 yıllık bir devlettir. Geçmişinde bugünkünden çok daha zor zamanlar ve ihanetler yaşamış ama her zaman var olmuş bir devlettir. Sadece bunu hatırlamanız bile yeter. Hemen bugün gündemde neler var hızlıca bir göz atalım. Savaş çanları daha önce hiç olmadığı kadar yoğun bir biçimde çalmaya başladı. 24 yıl aradan sonra Kuzey Kore'yi ziyaret eden Rusya lideri Putin, Kuzey Kore ile imzalanan kapsamlı ortaklık antlaşmasıyla Batı'ya çok ağır bir gözdağı verdi. Avrupa artık neredeyse savaş için geriye sayıma başladı, tehlike her geçen gün büyüyor. Avrupa ülkeleri korkudan silahlanma için muazzam paralar harcıyorlar. Putin Kore'den sonra şimdi de Vietnam'a gitmeye hazırlanıyor. Bu gezi de şimdiden Batı'yı alarma geçirdi. Evet dostlar, gördüğünüz gibi gündem yine oldukça sıcak. Çaylar ve kahveleriniz hazırsa arkanıza yaslanın çünkü başlıyoruz. Bildiğiniz gibi Rusya-Ukrayna savaşı artık resmen Rusya-NATO savaşına dönüşmüş durumda ki aslında ilk günden itibaren de bu şekildeydi. Küreselci çete medya manipülasyonu ile Alanya'da otellerde animatörlük yapan Zelenski Efendi gibi bir figürü seçti, dizilerde, filmlerde oynattı. Medya gücüyle umut tacirliği yaptı, Avrupa Birliği ve zenginlik hayalleriyle de Ukrayna halkının gözünü boyadı ve sonrasında da Ukrayna ateşe atıldı. Ve elbette ki bu hayaller karşılığında da korkunç bedeller ödetildi ve ödetilmeye devam ediyor. Savaşlarda hangi taraftan olursa olsun çocuklar başta olmak üzere bütün sivil ölümleri asla kabul edilemez. Bu işin gerçek sorumluları yakın zamanda üstüne basarak vurguluyorum, gerçek halk mahkemelerinde yargılanmalılardır ve yargılanacaklardır. Şu an ABD ve küreselci çetenin kontrolünde olan Avrupalı liderlerin çoğu tüm uluslararası kuralları hiçe sayarak, Ukrayna üzerinden Rusya'ya saldırarak neye ve kime hizmet ettiklerini dünyaya ilan etmeye hiç çekinmeden devam ediyorlar. Bu kapsamda Rusya lideri Putin 24 sene sonra Kuzey Kore'ye gitti ve çok net bir askeri antlaşmaya imza attı. Putin Ukrayna Savaşı'nda verdiği destek için önce Kim Jong-un'a teşekkür ederken Kuzey Kore lideri de Rusya ile ilişkilerde müttefikliği öngören yeni bir döneme girdiklerini belirtti. İki ülke kapsamlı stratejik ortaklık antlaşması imzaladı. Gereksiz adalı cümleler kullanmadan bu açıklamayı şu şekilde özetlemek istiyorum. İki ülkeden hangisine saldırı olursa olsun diğer ülke o ülkenin yanında askeri ve maddi olarak duracaktır. Yani NATO'nun hesapta var olan ama ABD hariç hiçbir ülke için aktif edilmeyen ve edilmeyecek olan o çakma 5. maddesi gibi. Küçük enişte Stoltenberg anlaşma içeriğini duyunca muhtemelen hazım güçlüğü yaşamış olabilir. Bildiğiniz gibi ABD ve NATO'nun Doğu Asya ile ilgili çok acı tecrübeleri var dostlar. Önce Vietnam'a saldırdılar, inanılmaz orantısız güç kullanmalarına rağmen önce Vietnam'dan tekme tokat kovuldular. Keza benzer şekilde de Adnan Menderes sağ olsun Türkiye'yi de yanlarına alarak Kore'de de aynı akıbeti büyük ölçüde yaşadılar.
Kore nükleer silahlara sahip ama NATO, daha doğrusu ABD senelerdir uyguladığı ve uygulattığı ambargolara rağmen Irak ya da benzer güçsüz ülkelere yaptıkları gibi değil Kore'ye ilişmek, uzaktan yan bakmaya bile çekiniyorlar. Çünkü biliyorlar ki Kore halkı geçmişte ABD'nin ülkesine yaptığı kötülükleri hiçbir zaman unutmadı. O yüzden en ufak bir harekette elindeki nükleer gücü bir an bile tereddüt etmeden ABD'nin bütün batı kıyılarına dakikalar içinde göndermeye hazır bekliyorlar. Putin Kore gezisinden hemen sonra da Vietnam'ı ziyaret edeceğini ilan etti ve hazırlıklar başladı. İşte bu ziyarette NATO'yu çok tedirgin etti. Lütfen buradan sonrasına iyi kulak verin dostlar. Ufak bir ara bilgi vermek istiyorum. Bu detayları kırmızı vilada sopasıyla ekranda harita üzerinde laf kalabalığı yapanlardan veya ne geçmişte ne de günümüzde Sovyetler Birliği'ne ya da Rusya'ya gitmemiş, görmemiş, gezmemiş, dolaşmamış, Rusların ve Asya insanının ruh halini, medeniyetlerini tanımamış, içinde bulundukları sistemi anlayamamış ama günümüzde iki gazete haberi üzerinden ahkam kesen adamlardan alamazsınız. Tamam, yakın zaman önce Putin Çin'i de ziyaret etti. Xi Jinping'le iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesi başta olmak üzere birçok anlaşmaya varıldı, imzalar atıldı ama aslında gerçek durum o kadar da can ciğer kuzu sarması değil dostlar. Lütfen bundan sonrasına biraz daha iyi kulak verin. Tamam, iki ülke enerji başta olmak üzere iyi birer stratejik ortak ama aralarında yakın tarihe dayalı ve halen çözülememiş önemli sorunlar var. Bunların ilki Mançurya meselesi. Önceki videolarımın birinde bahsetmiştim. Japonya atom bombaları filan yüzünden teslim olmadı. Bu 2. Dünya Savaşı'na ait büyük bir ABD ve Hollywood yalanıdır. Japonya Kızıl Ordu'nun 1 milyonluk elit imparatorluk ordusunu Mançurya'da yok etmesi sonrası teslim olmuştu ya. İşte Sovyetler o operasyonla birlikte de Mançurya'ya el koyarak bayrağını dikti. Nedir peki Mançurya'yı bu kadar özel kılan şey? Hemen yanıtını vereyim: petrol ve altın. Çin'in okullarında okutulan ders kitaplarında Mançurya için bir dönem Rus işgali altındaki Çin toprakları ibaresi bile kullanılmış ama sert bir nota çekilmesinden sonra da hemen geri kaldırılmıştır. Keza ABD Yeşil Kuşak Projesi kapsamında Sosyalist Afgan Cumhuriyeti'ne Taliban saldırısını organize eden güçlerden birisi de Çin'dir dostlar. Evet, yanlış duymadınız. Bizim ateist Çin, Sovyetler Birliği'ni dağıtma planı çerçevesinde oluşturulan Yeşil Kuşak Projesi'nde ABD eliyle beslenen, donatılan, eğitilen Taliban'a açıktan maddi ve silah desteği vererek Rusya'ya saldırtan ülkelerin içinde yer alır. Ama aynı Çin, başta askeri teknoloji olmak üzere enerji de dahil, Rusya'ya aslında göbekten bağlıdır. Siz bakmayın, yapay güneş filan yaparak enerji ihtiyacını giderecek sözlerine. Rus doğalgazı ve petrolü her geçen gün büyüyen ve enerji açlığı içinde yaşayan Çin'in olmazsa olmazıdır. Bundan çok daha önemlisi, Çin halen kısmen İngiltere etkisi altında olan bir devlettir. Ve meşhur İpek Yolu projesinde de İngiltere'nin en büyük partneridir. Ve sizi yine şaşırtayım, hani o adını çok duyduğumuz Amerikan özel güvenlik şirketi Blackwater var ya, işte bu şirket bu İpek Yolu projesinin resmi koruma partneridir. Çin, Batı ile büyük ticari bağlara sahip olduğundan dolayı Rusya ile bazı bankacılık antlaşmalarını feshetmek zorunda da kalmış bir ülkedir. Zaten Çin yapı olarak saldırgan bir ruh haline sahip değil. Ama eninde sonunda ABD yani NATO ile savaşmak zorunda kalacağını da çok iyi bildiğinden bir taraftan da o gün için hazırlık yapmaya devam ediyor. Rusya'nın da Ukrayna-NATO savaşında yer alması stratejik olarak işine geliyor. Ve bu sayede askeri olarak Rusya'dan daha güçlü olabileceği günlerin hesaplarını yapıyor. Rusya'nın 20 sene önce geçtiği hipersonik roket sistemine daha geçen sene ve verimsiz olarak geçmesi de aslında bu konuda daha çok ekmek yemesi gerektiğini gösteriyor.
Evet, Çin sürekli gelişen bir ülke ama halen teknoloji üretmekten ziyade kopyalamaya dayalı olduğu için de az önce bahsettiğim hayal onlar için halen çok uzak. Putin de bunları ve Çin'in hesaplarını bildiği için Kore'ye gitti ve Çin'le daha yakın duran Kore'yi son yapılan anlaşmalarla tamamen Rusya tarafına çekti. Şimdi de 100 milyonluk nüfusu ve sürekli büyüyen ekonomisiyle Vietnam'ı da aynı şekilde Çin etkisinden kurtararak yanına çekmek için ve daha önemlisi özel yeni bankacılık anlaşmaları yapmak üzere hazırlığını tamamladı. Dedim ya dostlar, günümüz nükleer teknolojisini kavrayamamış, termonükleer silahın ne olduğundan bir haber olduğu için Avrupa Birliği nükleer saldırıya karşı iyot tabletleri hazırlıyor diyen adamlar size bu bilgileri veremezler. Evet, gelelim her geçen gün savaşa bir adım daha yaklaşan, daha doğrusu itilen Avrupa Birliği'ne. Avrupa için tatlı hayat bitmek üzere dostlar. 1945'ten itibaren kapitalist sistemin içinde yer alarak tüm askeri güvenliği ABD'ye teslim eden, ufacık bile askeri yatırım yapmaktan çekinen Batı Avrupa için bütün hesaplar artık altüst oldu. Tabii bu süreç içinde de Almanya başta olmak üzere Avrupa halkı ağır bir biçimde manipüle edilerek DNA'larından askerlik kavramı çok büyük oranda silindi ve atıldı. Ha tabii bu süreç içerisinde tabii ki küreselcilerin kontrolünde ve müsaadesiyle silah üretmeye ve dünyanın her yerine de satmaya devam ettiler. Oradan da çok büyük paralar kaldırdılar. Orta Doğu'da da satmaktan daha çok hibe sistemiyle özellikle Türkiye'ye çok ağır zararlar verdiler. Ve halen de bunu artık zorunluluktan dolayı çok az da olsa yapmaya devam ediyorlar. Hepimiz çok iyi biliyoruz. Güneydoğu'da Avrupa Birliği ve ABD eliyle yaratılan ve körüklenen sorunlar sebebiyle hem bu ülkenin 30 bin canı, Türk ve Kürt genci can verdi, hem de bütün Türkiye'yi Edirne'den Van'a kadar baştan sona yeniden 3 kez inşa edecek kadar para silahlara gömüldü. Bu para hepimizin parasıydı arkadaşlar. İşte şimdi yumurta Avrupa Birliği'nin kapısına dayandı ve Ukrayna olayında neler yaptıklarını en iyi kendileri bildikleri için panik halinde silahlanmaya ve yeniden ordular inşa etmeye çalışıyorlar. Trump'ın seçilmesiyle birlikte Avrupa neler yaşayacağını çok iyi biliyor. Şu an bütün hesaplar bu korkunun üzerine kurulu. Elbette şimdi yapılan, yapılmaya çalışılan bu askeri harcamalar ocak çökertecek cinsten askeri harcamalar olduğu için de ekonomileri alarm veriyor. Bu arada halen videoyu beğenmemiş dostlar varsa lütfen şu parmaklar çalışsın ve videoyu beğenelim. ABD ve Avrupa Birliği merkez bankaları da karşılığı olmayan para basımını hızlandırdığı için filmin yakında kopacağını en iyi bu yöneticiler biliyor. Dedim ya, çoğu da küreselcilerin kontrolünde olduğu için Avrupa Birliği sosyal güvenlik sisteminin getirdiği yükten ve krizden ancak büyük bir savaş sayesinde sıyrılabileceklerinin hesaplarını yapıyorlar. Daha iki gün önce Sırp Cumhurbaşkanı Vučić'in de açıkladığı gibi Avrupa en geç 3-4 ay içerisinde kendisini ateşin ortasında bulabilir. Emin olun dostlar, bütün liderler gerçekleşecek olaylar için hazırlığını yapmış durumda. Sadece her zaman olduğu gibi bu olay halen halka hissettirilmemeye çalışılıyor. Ama günümüz dünyasında özellikle internet varken artık bu pek mümkün değil. Videomu izlediğiniz için teşekkürler dostlar. Sağlık ve mutlulukla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.